Günaydın sevgili izleyenlerimiz ve Radyo Bursa'da bugün dinleyicileri. Evet efendim, 18 Eylül 2019 günlerden çarşamba. Güzel, güneşli, sıcacık bir Bursa sabahında yine sizlerle birlikte olmanın keyfi ve mutluluğu içerisindeyiz. Valla hava güzel, keyifler yerinde gibi desek de aslında çok değil. Niye değil? Ülke şartları dün akşam itibariyle biliyorsunuz, gece yarısından itibaren akaryakıta yine zam geldi. Bankalar faizleri indirmeye başladılar ama maalesef vatandaş o yükün altına girmek, faiz borcuyla yıllarını tüketmek istemediği için rağbet etmez durumda. Dolayısıyla inşaat sektöründe ciddi daralmalar var. Ama öbür taraftan biliyorsunuz okullar açıldı ve eğitimle ilgili neredeyse ana haber bültenlerinin, sabah haberlerinin büyük çoğunluğunu eğitim haberleri, eğitimde yaşanan olumsuzluklar kapsıyor. Dolayısıyla biz de bugün Bursa'daki eğitim ne durumda? Okullarımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul çalışanları neler yapıyorlar merak ettik ve bu konuyu Türk Eğitim Sen Bir Noğlu Şube Başkanı Sayın Metin Eksüz'den dinlemek üzere kendisini davet ettik. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Saygıdeğer izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ederiz. İyi demek adettendir. Evet. Ama eğitim anlamında çok da iyi olduğumuz söylenemez açıkçası. Ya evet, nedir bu? Yani hakikaten nereden başlayalım ben de bilmiyorum ama eğitimle ilgili çok ciddi problemler var ve her sene var. Evet. Hani bu sene böyle oldu, seneye olmaz diyeceğim. Öyle bir şey yaşayamıyoruz ne yazık. Sistem değişikliği, oturmayan işte her yıl farklı eğitim modelleri, okullar, öğretmenler, öğrenciler, veliler, acayip bir kargaşa var ve ikinci haftası sanırım okullar açılalı. Hala bitmedi. Şimdi nereden başlayalım? Yani önce Bursa'daki eğitimle başlayabiliriz. Ben nasıl başladık da başlayabiliriz. Tabii bütün bunlara baktığımız zaman, yani Bursa'daki eğitimin şu anda sıkıntılı başlamasının en temel sebepleri, geçen gün bir bu konuda röportaj da vermiştim. Yani Türk Milli Eğitim'in en büyük sıkıntısı sistemsizliğin sistem haline gelmiş olmasıdır. Doğru. Bakın, bırakın farklı iktidarları, aynı iktidarın döneminde bile 7 tane bakan değişiyor. Her bakanın ilk cümlesi, internette bakabilirsiniz, hatta sosyal medyada da bu çok düştü. Evet. Sistem yanlış, değiştiriyoruz. Sistem yanlış, değiştiriyoruz. Yani şu anda aslında yapılması gereken şudur. Türkiye, Türk Milli Eğitim Bakanlığı yapması gereken ilk iş gerçekten siyaset üstü, milli, bilimsel bir eğitim anlayışını mutlaka ortaya koyması gerekiyor. Bizim bir eğitim politikalarımız sürekli değiştiği sürece, bakın okullar açılıyor, seçmeli dersler çizelgesi değişiyor. Düşünün, seçmeli dersler öğretmen normunu etkiliyor, oradaki okulun fiziksel şartlarını etkiliyor, sürekli değişen yönetmelikler, artık öğretmen akşam evine giderken farklı bir yönetmelik veya öğrencimiz veya veli sabah okula geldiğinde farklı bir yönetmelikle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bu sistemsizliğin sistem haline gelmiş olduğu yapı, açıkçası yıllardır hep şikayet ediyoruz. Eğitim sistemimiz kötü. Sayın Cumhurbaşkanımız da defaatle bunu ifade etti. İşte bizim 17 yıllık iktidarımızın en başarısız alanı eğitim diye. Şimdi burada gerçekten aslında teşhis var. Herkes bir teşhis ortaya koyuyor da tedavi için gerekli ve samimi adımlar atılmıyor. Şimdi açıkçası buradan girdik ama bu işin başında balık baştan kokar diye bir atasözümüz var bizim, biliyorsunuz. Yine her okul müdürü kadar okuldur. Bakın, bizim 2014'te liyakat sistemimiz yok edildi Milli Eğitim'de. Biliyorsunuz çıkartılan MEP kanunuyla bir gecede binlerce tecrübeli, Bursa Anadolu'dur, Milli Piyangosu'dur, Fen Lisesi'dir, Erkek Lisesi gibi okulların müdürleri bir gecede görevden alındı. Yılların birikimi, deneyimi, tecrübesi tek kriter oldu. Sendikal ayrımcılık ve buna göre belirlendi. Peki görevden alınanların yerine hangi kritere göre müdürler atandı? Belli mülakat sistemiyle. Yani bir de o görevden alınan müdürlere baktığımız zaman 75 puan değerlendirmesi. Düşünün, 40 üzerinden okuldaki paydaşlar, veli, öğrenci, öğretmen, 40 üzerinden müdüre 39 veriyor. 40 veriyor. Ama ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri, ki bunlar hepsi o dönemde daha bir ay önce göreve başlamıştı. Hatta bir hikaye var, bir müdürümüz, ismini vermeyeyim. Görevden alınıyor. Gidiyor şube müdürüne, kendisine puan veren şube müdürüne.
Selamünaleyküm, aleykümselam, odaya giriyor. Diyor ki ya işte siz beni tanıyor musunuz? Yo diyor, tanımıyorum diyor. E diyor hani şu okulda diyor müdürdüm, bana puan vererek beni görevden alanan müdürüm ben. Şimdi bakın böyle trajikomik hikayelerle okul müdürleri ve Türk Milli Eğitimi'nin hafızası silindi. Maalesef. Yerine mülakat sistemiyle yine arkadaşlar. Tabii herkes aynı kefeye koymuyoruz. Buradan altını çizerek de söylüyorum. Ben bunu alanlarda da kullanıyorum. Derdimiz illa Türk Eğitim Sen üyesi arkadaşlarımız müdür olsun, müdür yardımcısı olsun, böyle bir derdimiz yok. Derdimiz adil, ehliyet ve liyakat esaslı bir yönetici atama sistemi oluşturalım. Hangi siyasi görüşten, hangi sendikadan olursa olsun ehliyet ve liyakat sahibi insanlar olsun. Şimdi okullarda bugün yaşadığımız karmaşa ve kargaşanın temelinde de bu ehliyet ve liyakatsiz atama sistemiyle atanan arkadaşların çalışma barışını ve huzurunu bozması, okulların adeta bir soruşturma bombardıman içerisinde olması, öğretmenlerin odasının birbirine girmiş olması, dolayısıyla bunlar öğrenciye de yansıyor, öğretmene de yansıyor, veliye de yansıyor. Bunun yanı da tabii ki birazdan değineceğiz. Fiziksel altyapı eksiklikleri, derslik açıklıkları, kalabalık sınıflar, yine lise yerleştirme sistemindeki eksiklikler, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Bursa'da eğitim zilleri yaklaşık 580 bin öğrenci, 38 bin öğretmenimizle beraber açıkçası sorunlarla başladı. Başladı ve şu an açıkta kalan var mı? Ya şöyle söyleyeyim, yani için. Biliyorsunuz lise yerleştirme sistemi de açıkta şöyle kalmıyor. En son eğer hiçbir yere yerleşemeyen öğrenci olursa bunları ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki nakil komisyonları adrese dayalı sisteme göre bir yerlere yerleştiriyor. Fakat buradaki sıkıntı şu. En son rakamda 2500 civarı vardı ama en son bu yerleştirmelerle açıkta kalanın olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu lise yerleştirme sistemi getirilirken şu söylenmişti. Herkes istediği okula gidecek. Ama evet, maalesef böyle olmadı. Şu anda hiç kimse istediği okula gidemiyor. Biliyorsunuz o da çok ilginçtir. Nitelikli niteliksiz okullar. Ya. Yani şimdi şöyle düşünün, ben A okulundayım, niteliksiz bir okuldayım. B, işte sen nitelikli öğrencisin, ben niteliksiz öğrenciyim. Böyle bir ayrım, böyle bir farklılaşma olabilir mi? Ha, Bursa'da bakıyorsunuz %5 oranında Anadolu ve Fen Liseleri biliyorsunuz nitelikli okul kapsamına alındı. Şimdi onun dışında ne oldu? Geçen sene bu sıkıntılar velilerden gelen, işte çocuklarımız yerleşemeyince, bu sefer bakanlık şöyle bir şey yaptı, çözüm kendince. Reysen Anadolu liselerinin kontenjanını arttırdı. Bursa'da 11 tane okul var. Mesela Çamlıca Anadolu Lisesi. Evet. Atıyorum 204, resmi rakamlar elimizde var ama 204 şey var, kapasitesi veya kontenjan girmiş. Ya Çamlıca'ya 500 tane öğrenci yerleşiyor. Veya işte atıyorum Barış Anadolu Lisesi'ne 216 kontenjan girilmiş, 480 öğrenci. Yani kontenjanın iki katı öğrenci yerleştirildi. Şimdi bir yandan bakanlığın 2019 yılı itibariyle tekli eğitime geçme projesi var biliyorsunuz. Hı hı. Ama bırakın şu anda Anadolu Liseleri sırf ikili eğitime geçilmedi demek için direniyor. 45 kişilik sınıflarda çocuklarımız eğitim görüyor. Yani öte taraftan bakıyorsunuz meslek liseleri bomboş kaldı. Hani meslek lisesi memleket meselesiydi? İmam hatiplere bakıyorsunuz. İmam hatiplerde 15 kişilik, 20 kişilik sınıflarda çocuklar eğitim görüyor. Ama öte tarafta Anadolu liselerinde sınıf sayıları 45'e, 46'ya, 47'ye dayanan sınıflar oldu. 11 tane okul Bursa'da bu şekilde. Yıldırım'da 4 tane, Osman Gazi'de 4 tane, 2 tane Nilüfer, 1 tane de Mudanya olmak üzere 11 tane okulun bu şekilde reysen bakanlık tarafından kontenjan, okul müdürlerimize görüştük. Yani ne yapacağız diye düşünüyorlar. Artık ne laboratuvar kaldı, ne kütüphane kaldı, her taraf sınıfa çevrilerek sırf oldu. Tekli eğitim devam etsin diye. Şimdi Sayın Bakanlığın raporu var. Bursa derslik açığında 2523 derslikte Türkiye'de 6.ydı 2017 raporuna göre. Hı hı. Bir de düşünün 2017 yılında dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya'nın Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü, yani Bursa Milli Eğitimine önemli bir sorunu oluşturduğu bu 13 tane okulun yıkım kararı. Bunların içerisinde mesleki eğitimin lokomotifi olan Demirtaşpaşa Meslek Lisesi, bunun yanında Tophane Meslek, hı hı, Lisesi, Ergin Ağaç, onun yanında BİSAŞ Ortaokulu gibi 13 tane okulun yıkım kararı alındı. Bir de düşünün bunlarla ortaya çıkan derslik açığıyla beraber şu an itibariyle yaptığımız çalışmaya göre Bursa'nın 120
okula ihtiyacı var. Mevcut sistem içerisinde tekli eğitime geçebilmesi için. 120 okula 120 ihtiyacımız okulu var. Yani 115-120 okul civarı yeni çok okula ihtiyacı var ki bu derslik açığını ve şeyi kapatabilsin. Dolayısıyla böyle olunca mesela Demirtaşpaşa'yı düşünün. Dün hatta okulu ziyaret ettim. Şimdi meslektaşlarımızın okula geliyorsunuz. İşte heykel civarında bir okul, oturmuş bir okul. Öğrencinizi oraya veriyorsunuz. Sonra tam eğitim öğretime bir hafta kala. Bakın planlamanın ne kadar yanlış olduğunu Aysun Hanım anlatmak istiyorum. Mesela Haziran döneminde bu karar verilebilirdi. Eğer depreme dayanıklı değilse bu okullar, arkadaşlar eğitim, yeni eğitim öğretim yılında bu okullarda eğitim vermeyeceğiz. Okulların açılmasına bir hafta kala 2017 yılında bu okullarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün web sitesinde şu an itibariyle bu şeyler var, duruyor açıklama. İşte bir yıl itibariyle yenilenip tekrar eğitim öğretimi hazır hale getirecek diyerek okulları apar topar boşalttılar. Demirtaşpaşa'nın şu anda 3. eğitim öğretim yılına giriyoruz. Arkadaşlarımızın bir kısmı has asansörde, Cumalıkızık tarafında. Aynı okulun düşünün. Bir bölümü orada. İki bölümü, üç bölümü işte bugün Alemdar dediğimiz Halit Baki'nin karşısında. Yine iki bölümü de Nülüfer Mesleki Eğitim Merkezi'nde. Düşünün bir okul Bursa'nın doğusundan batısına kadar her tarafa yayılmış pozisyonda eğitim görüyor. Şimdi orada idarecilerin de işi çok zor, öğretmenlerin de çok zor. Tabii. Düşünün öğrencileriniz de çok zor, her tarafa yayılmış durumda. Şimdi bir yandan da biliyorsunuz geçen sene Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'yla Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol vardı. Ve 13 tane meslek lisesi proje okulu oldu biliyorsunuz. Daha sonra BEPKA desteği alınmaya çalışıldı ama şimdi orada da ciddi sorunlar var. Bilmiyorum önümüzdeki başlıklarda bu var mı? Böyle bir proje okulu yapıyorsun. Diyorsun ki ben işte meslek liselerini canlandıracağım. İyi de daha Demirtaşpaşa'nın binası yok. Yani bir birlikteliği, beraberliği yok. Nasıl siz burada başarıyı bekliyorsunuz? Onun tekrar yapımıyla alakalı bir gelişme var mı? Onunla ilgili de en son Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitim komisyonunun yaptığı bundan bir ya da iki hafta önceydi bir toplantı vardı. Orada işte biz sendika temsilcileri, başkanlarını ve diğer eğitim paydaşları da yer alıyordu. Orada Gıyasettin Bey'in özellikle yani müjde olarak göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını üstlenmiş. Ama ne zaman? İşte şimdi onu da biz buradan sizin aracınıza soruyorum Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na. Yani artık Bursa özellikle Demirtaşpaşa ile ilgili biliyorsunuz onun yeriyle ilgili de çok efsaneler üretildi. İşte rant açılacak, şöyle olacak, böyle olacak. Biz Türkiye Eğitim Sen olarak Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mevcut eski yerinde yapılmasını, eğitim öğretime başlamasını istiyoruz. Artık hani bunlar yıkılırken bir yıl dedi, iki eğitim öğretim yılı geçti, üçüncü eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yani biz bir an önce bunun yapılmasını ve faaliyete geçmesini öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin o köklü Türk meslek eğitimin lokomotif olan okulda eğitim görmesini bekliyoruz. Biz de bekliyoruz Bursa kamuoyu olarak. Çünkü ama bu bazı konuda yerler, takipçisiyiz. Öyle onu mi? Söyleyeyim. Çok önemli bir kuruluş çünkü Bursa içinde. Ya bazen böyle hani kentlerin, ülkelerin hafızasını silmek gibi bir yanlış adımlar atılıyor maalesef ki. Silemezsiniz. Yani Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Bursa için Tophane Endüstri Meslek Lisesi gibi gerçekten çok önemli, çok özel. Erkek Lisesi gibi, Bursa Kız Lisesi gibi. Ya bunlar efsanesi bu kentin. Yani onları yıkmak, yok etmek. Tamam iyileştirebilirsiniz, yeni binalarla tekrar hayata geçirebilirsiniz, canlandırabilirsiniz. Bunların hepsine eyvallah ama hani sanki böyle gündemi soğutmak, unutturmak ve sonrasında başka şeyler gündeme getirip oraları dediğiniz gibi işte o şu anda dedikodu kapsamında olan ve umarım hayata geçmeyecek yalan olarak kalmasını ben bir birey olarak arzu ediyorum bu kentte yaşayan biri olarak. Ama şimdi şeye baktığımızda eğitimle alakalı o kadar çok şey var ki sabah beri haberlere bakıyorum. Yani inanılmaz derecede sürekli eğitim haberleri. Türkiye geneli böyle, sadece Bursa ile alakalı değil. Ama Bursa ölçeğinde ben en çok özellikle de velilerden bu öğretim yılı başlangıcı itibariyle gelen şikayetleri merak ediyorum sizden. Ama bunu sizden almadan önce kısa bir reklama gitmek istiyorum. Sonrasında yine birlikte olalım. Thank you.
nereden geldiğinin ne önemi vardır? Ya da nasıl geldiğinin? Neden geldiğini hiç sormadık. Ya da ne kadar kalacağını? Kiminle geldiğinin hiç önemi yoktu. Ya da ne getirdiğini? Kaç yaşında olduğuna da bakmadık. Ya da nerede doğduğuna? Siz bize, biz size ne iyi geldik. İyi ki geldiniz Darül Aceze. Hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. El ele verdiler, gece gündüz demediler. Bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar, kimsenin gidemediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde. Gökteki o hilal Türk Kızılay. Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi... Bak televizyon hazır. ...hep buyur. Uzunla biterdi. Kahraman! Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman, kahraman bak televizyon hazır. Buyur artık. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Günaydın, sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenlerimiz ve dinleyicilerimiz. Ben Aysun Komitkan. Bugünkü konuğum Türk Eğitim Sen Bursa Birnoğlu Şube Başkanı Sayın Metin Öksüz. Ne konuşuyoruz? Tabii ki hepimizi bir şekilde ilgilendiren eğitimi konuşuyoruz. Eğitimdeki aksaklıkları, yanlışları. Keşke böyle çok güzel bir eğitim sistemimiz olsa, Finlandiya gibi hiç sorun yaşanmasa ve biz de o güzellikleri konuşabilsek. Ama her okullar başlamak üzere olduğunda ne yazık ki bu ilkokuldan üniversiteye kadar hiç değişmeyen bir problemimiz. Ama şunu soracağım öncelikle, problemlere geçmeden önce. Bizim zamanımızda, yani bizim öğrenci olduğumuz yıllarda da bir sistem vardı.
Evet. Değil mi? Hepimiz o sistemde okuduk. İşte zararını görmedik. Ben görmedim yani. Sizin de gördüğünüzü düşünmüyorum. Dolayısıyla o sistem kalsaydı, bir parça geliştirilebilseydi, hani ana omurgası ellenmeden ve onun üzerinde küçük dokunuşlarla biraz geliştirilebilseydi, bunlar yaşanır mıydı? Kesinlikle. Yani programın başında da söyledim. Türk Milli Eğitiminin en önemli sıkıntısı sistemsizliğin sistem haline gelmesi. Zaten biz yani siyaset üstü milli ve bilimsel bir eğitim sistemi oturtup, tabii ki değişimlere ayak uydurmak gerekiyor. Elbette. Çağa ayak uydurmak Elbette. Gerekiyor. Ama bunu yaparken o omurganın üzerine bunlar yapılsaydı biz aslında bu sorunları yaşamazdık. Ama şöyle bir şey var. Yani maalesef ülkemizin en önemli, özellikle eğitimin en önemli problemlerinden bir tanesi yani herkes günü kurtarma, makam kapma, mevki kapma, pozisyon kapma ve buradan kendi yürütme derdi içerisinde. Açıkçası gerçekten böyle derdi olan eğitimcilerimiz var mı? Var. Kesinlikle. Ama bunların sayısı maalesef azaldı. Makam, koltuk sevdalılarının. Ben hep arkadaşlar alanlarda şunu söylüyorum. Mücadelemiz zor. Mücadelemiz çetin. Çünkü biz Türkiye Eğitim Sen olarak koltuk sevdalılarına karşı vatan sevdalılarının mücadelesini yapıyoruz. Çünkü bu ülke bizim. Biz ülkemizi, yani bizim sloganlarımızdan bir tanesi Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız diyoruz. İlkemiz önce ülkemiz diyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Ama biz bunu diyoruz. Birileri inadına koltuk diyor. İnadına makam diyor. O makamı elde edebilmek için de her türlü alavere, dalavereyi çeviriyor. Şimdi en son Bursa'da proje okulları dedik. Yani evet. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol 13 tane okul. İşte Ali Osman Sönmez'i var bunun içerisinde. Şehit Ömer Halis Demir'i var. Tophanesi var, Demirtaş'ı var. Proje okulu oldu. Şimdi biliyorsunuz proje okulları yönetmeliği biz ona da daha önce dava da açmıştık. Çok keyfilik içeriyor. Yani diyor ki bakanlık atar. Valiliğin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün valiliğin teklifiyle bakanlık atar diyor. Peki neye göre atanır? En son işte atanan okul müdürlerine bakıyorsunuz. Bakın insanların kişilikleriyle, kimlikleriyle bizim sorunumuz yok. Belki işte çok değerli, bireysel anlamda değerli arkadaşlarımız da var. Ama biz bu sistemin altını çizerek söylüyorum. Karşı eğitim bir sen, yetkili ama etkisiz sendika. Birazdan toplu sözleşmeye de geleceğiz. En son dün akşam gelen zamlardan sonra ne kadar başarısız ve beceriksiz bir toplu sözleşme yaptıklarını bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Maalesef burada ehliyet ve liyakat katledildi. Bizim kişilerle sorunumuz yok. Bu sistemin yanlışlığını ifade ediyoruz. Aynı sistem, yani bugün göz yumdukları haksızlık yarın kendi haklarını ellerinden alacaklar, farkında değiller. Biz bunu eleştirdiğimiz zaman ya işte siz kişilerle uğraşıyorsunuz sendikayla. Hayır, bizim kişilerle bu derdimiz yok. Bizim sistemle. Soruyorum. Bursa'da Türkiye Eğitim Sen'in 8000 üyesi var. Eğitim işin, Eğitim Sen'in 2000-2500 civarı üyesi var. Toplamda 4500 civarı üyeleri var. İşte diğer sendikanın 11000 civarı üyesi var. Peki soruyorum. Bu kadar 38000 eğitimcinin yer aldığı bu kadar eğitim camiası içerisinde hiç mi diğer sendikalardan veya sendikasızlardan bu okullara müdür olarak atanacaktı? %95'i, 96'sı hep bir sendikanın üyesi. Yani o sendika sadece müdür mü yetiştiriyor? Müdür yardımcısı mı yetiştiriyor? Yani acaba diğer arkadaşlar da biz bu kadar beceriksiz miyiz? Yani okul veya okul yöneticiliği yapmadı. Şimdi bakın bunları biz söylediğimiz zaman birilerinin de zoruna gidiyor ama kusura bakmasın. Yani biz doğruları söylemekten asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz de. Bunları her zaman anlatacağız. Şimdi müdür yardımcılarına bakıyorsunuz. 44 tane müdür yardımcısı atanıyor. Yani %95'i yine bir sendikanın üyesi. Hangi sendikadan bahsediyorsun? Eğitim bir sen. Yani açık yetkili açık ve etkisiz sendika. Evet. Yetkili ama etkisiz sendika. Onların üyesi. Geçiyoruz. En son Gazi Anadolu Lisesi, Turan Tayan, işte İMKB Fen Lisesi gibi proje okullarında 4 yılda tamamlayan yöneticilerin görev süreleri sonuna erdirildi. Orada da haksızlıklar var. Şöyle ki proje okulları yönetme, yani diğer mesela normal bir proje okulu olmayan okulda çalışan bir müdür yardımcısının 4 yılı dolunca ek 1'le yeni bir tercih yapma hakkı verilirken proje okullarında müdür ve müdür yardımcısı olan arkadaşlarımıza
direkt görevleri eğer devam ettiyse etti, etmediyse direkt öğretmenliğe döndürdüler. Şimdi bu eğitimdeki fırsat eşitliğine aykırı bir durum. Düşünün, siz de müdürsünüz, öteki okuldaki de müdür. Yani normal proje okulunda olmayan müdüre yeniden ek birle yeniden müdür olma şansı veriyorsunuz. Ama beri taraftaki B okulundaki, proje okulundaki müdüre, müdür yardımcısına diyorsun ki ben seninle çalışmayacağım, ek birle de şans vermeyeceğim, sen git öğretmen ol. 20 sene, 25 sene sonra birden böyle bir durumla karşılaşıyor. Diyor ki yani yan taraftaki okuldaki arkadaş da benimle aynı şartlarda. Burada ciddi bir sıkıntı oluştu. Yargıya gittin bu konu. Tabii biz şu anda arkadaşlarımız dilekçeleri verdi, cevaplar alındı. 60 gün dava açma süremiz var. Hı-hı. Şu anda avukatlarımızla beraber bu görevden alınan arkadaşlarımız ve burada da çok ilginç, yani isim vermeyeyim. İsim verince sonra hedef haline getiriyoruz arkadaşlarımız ama çok değerli, kıymetli, Bursa'da saygı duyulan, bizim üyemiz olan arkadaşın bir tanesi ki bugün taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği yöneticiliğin maalesef görev süresi uzatılmadı. Öğretmenliğe döndürüldü. Peki ne yapıldı? Turan Tayan Anadolu Lisesi. Evet. Eğitim Birsen Osman Gazi İlçe Yöneticisi müdür yapıldı. Bursa Erkek Lisesi, benim de 7 sene şerefle, şanla hizmet ettiğim, hem öğretmen hem idareci olarak ki bir sevdadır diyor, sevdadan öte erkek lisesi. Benim meslek hayatımda da ayrı bir yeri var. Oraya atanan müdüre bakıyorsunuz. Eğitim Birsen, yani tek özelliği Eğitim Birsen ilçe başkan yardımcısı. Peki daha komedisi Nilüfer İMKB Fen Lisesi. Biliyorsunuz fen liseleri gözde okullarımız. Evet. Yani sadece İMKB Fen Nilüfer'in değil, Bursa'nın gözde. İlginçtir. Bugün Eğitim Birsen'in şube başkanı olan arkadaşımızın görev yaptığı eski okuldur. Şimdi orada ilginç şeyler var. Birincisi yönetmelik diyor ki, proje okulları yönetmeni. Fen lisesine atanacak müdürün fizik, kimya, biyoloji, matematik branşlarından olması esastır. Şimdi bunlar o esastır cümlesinin altına sığınarak, bakın sığınarak, şöyle diyorlar, resim öğretmeni, görsel sanatlar öğretmenini, bakın bir yandan buradan ekranlarına söylüyorum, Sayın Milli Eğitim Bakanı, özellikle biz fen liselerine işte profesörleri derse sokacağız, akademisyenleri derse sokacağız diyor. Öteki taraftan resim öğretmeni, görsel sanatlar, bakın arkadaşın kişiliğiyle, kimliğiyle, müdürlüğüyle değil, yapılan işin yönetmelik ve mevzuat hükümleriyle çeliştiğine vurgu yapıyor. Resim öğretmenini mi yapıcı, evet, yaptılar? Evet, resim öğretmenini okul müdürü yaptılar. Peki bu arkadaşın özelliği ne? Bu arkadaş Eğitim Birsen'in ilçe başkan yardımcısı. Ona da zaten şu anda dava açtık. İnşallah o hukuksal süreci de takip edeceğiz. Bayağı ciddi bütçeye ihtiyacınız var bu davalarla ilgili. Vallahi yani şöyle bir şey var. Bedeli ne olsa, yani doğruları söylemenin, yanlışları ifade etmenin bir bedeli vardır. O bedel de bizim başımızın tacıdır. Yani biz bu mücadeleden kimseden korkmadık. Bu yola girerken de kimseden, yani bu zorlukları bilerek girdik. Dolayısıyla biz doğru ve hakkın tecelli etmesi adına yapılması gerekenleri yapacağız. Şimdi ben buradan soruyorum Sayın Bursa Valisi'ne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü'ne, Sayın Bakan'a. Yani 38 bin eğitimcinin görev aldığı bu camiada hiç mi matematik, fizik, kimya, biyoloji öğretmeni yoktu da resim, görsel sanatlar öğretmeni okul müdürü artık? Belki arkadaşım müdürlüğü çok iyidir, gerçekten iletişim iyidir. Benim derdim ve sorunum bu değil. Evet. Ama eğer fen lisesi ise ve yönetmelik hükümleri bu şekilde ifade ediliyorsa, oraya o yönetmelik hükümlerine uygun bir arkadaşın atanması daha uygun olacaktı diye düşünüyoruz. Bunun yanlışlığını özellikle daha önce de ifade ettik, tekrar ifade ediyoruz. Onun için ısrarla vurguluyoruz. Sendikacılık makam kapma yeri değildir. Sendikacılık eğitimin sorunlarına, yani buradaki bütün paydaşların sosyal hakkını, ekonomik hakkını, özlük hakkını korumak ve doğrunun tecellisi için mücadele etmektir. Maalesef birileri sendikacılığı bu bağlamda koltuk kapma yeri olarak görüyorlar. Bunu da Bursa kamuoyunun ve eğitim camiasının takdirlerine arz ediyorum. Zaten hani bu eğitimdeki yaşanan olumsuz tablodan ötürü özellikle Bursa'da, ben Türkiye'nin bazı illerinde de olduğunu duyuyorum, sendikalar arası bir kapışma söz konusu. Yani aslında bu böyle olmamalı. Yani hepinizin kendi kulvarlarında, kendi ideolojilerinde eğitim sistemine katkı koymak adına çabalamanız gerekirken tamamen ocu bucu mantığıyla, işte bakın, kişiler üzerinden, sistem üzerinden değil, kişiler üzerinden bir tartışma yaşanıyor. Ben bir araya girmek istiyorum burada. Özellikle şunu ifade edeyim. Türkiye Eğitim Sen olarak biz, tekrar altını söylüyorum, az önce getirdiğimiz eleştirilere de baktığınız zaman kişiler üzerinden bir eleştiri yapmıyoruz.
Yani biz, siz yapmıyorsunuz sendika, ama diğerlerinde bakın, hep bunu yaşıyoruz. Biz sendikacılığı gerçekten bizim Türkiye sevdamız var. Ve bu sevdaya uygun olarak bu ülke, bu gençleri ülkemizin geleceği olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz bu sistemlerdeki yanlışlıklar gidersin. Yani ehliyet olsun, liyakat olsun, adalet olsun. Öğretmen atama sisteminde mesela ona da birazdan değineceğiz. Öğretmen atama, sözleşmeli atama ve mülakatla. Oradaki çocukların nasıl baskıyla tahakküm altına alındığını görüyoruz. Yani dolayısıyla az önce bir programın ilk bölümünde de söylemiştim. Derdi vatan, yani olanların, bizlerin mücadelesi koltuk sevdalılarına karşı. Yani şu anda bizim getirdiğimiz bütün eleştiriler sistemsel eleştiriler. Benim kişilerin iyiliği ya da kötülüğüyle ilgili alanlarda da biz bunu söylüyoruz. Kişi çok iyi de olabilir ama biz yapılan yanlışın genel bir yanlış ve sistemsel bir yanlış olduğu noktalarda çözüm önerilerini de sunuyoruz. Bakın sadece eleştiri bablı bir sendikacılık ortaya koymuyoruz. Sırf üye kapma yarışıyla gel benim sendikama, bunu bugün yetkili olan sendika eğitim verirsen çok rahat yapıyor. Alanlarda herkes biliyor. Geç sendikama, seni müdür yapayım, müdür yardımcısı yapayım, onu yapayım, bunu yapayım. Siz ne vaat ediyorsunuz? Vallahi biz sadece dik duruş vaat ediyoruz. Biz hak vaat ediyoruz. Hukuk, ehliyet ve liyakat. Yani biz şunu söylüyoruz. Biz üyemizin hakkını, hukukunu sonuna kadar ararız. Şunu da özellikle ifade edeyim. Ekranlarınız aracılığıyla ben üyelerime de söylüyorum. Haksız olduğunuz bir davada, bir olayda biz sizi savunmayız. Niye? Çünkü bizim sendikacılık prensibimiz haklı olduğunuz mücadelede ama sonuna kadar gözümüzü asla daldan budaktan kaçırmadan da üyemizin yanında yer alırız. Dolayısıyla sendikacılık hak ve adalet mücadelesidir. Sosyal hak elde etme, ekonomik hak elde etme ve özlük hak elde etme. Şimdi belki Bursa'da eğitimden biraz sonra toplu sözleşmeye böyle başlığı olacak. Orada da değineceğiz. Yani sendikacılık kazanım elde etme yeridir. Dolayısıyla Bursa'da özellikle ehliyet ve liyakat noktasına bu eleştirileri biz dün de yaptık, bugün de yapıyoruz. Ha, yarın doğru bir şey olduğu zaman onu alkışlamasını biliriz. Bak, bunu da buradan açık ve net bir şekilde ortaya koyalım. Yani biz sendikacılığı sadece işte karalama, sadece eleştirme üzerine değil, doğruları destekleme, yanlışları ifade etme, doğrusunu da gösterme üzerine kuruyoruz, kurguluyoruz. Anlıyorum. Bu bağlamda da çok ciddi sıkıntıların olduğu aşikar. Maalesef o sadece Bursa değil, Türkiye'ye yönelik. Milli Eğitim Bakanı, kabine açıklandığında Milli Eğitim Bakanı bir eğitimci, okul sahibi. Böyle bir tabii kamuoyunda şey oldu. Evet, bu kez oldu. Bu kez doğru isim görevlendirildi diye bir algı yaratıldı. Ve hakikaten Selçuk Hoca'ya birçok insan güven duydu ve onun doğru işler yapacağına inandı. O günden bugüne nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii yıllar sonra eğitim kökenli bir bakanımızın olması açıkçası bütün eğitim camiasına memnuniyet oluşturdu. Bunun yanında söylemleri, işte Twitter paylaşımları, sosyal medya paylaşımları, mesajları açıkçası olumlu bir hava oluşturdu. Doğru girdi ama gelin görün ki sözle icraat arasında dağlar kadar fark oldu. Şimdi 2023 vizyon belgesi ortada. Evet. Orada ifade edilenler ortada. Peki uygulama oldu mu? Bakın, kendisinin bir ifadesi var. Kabe'nin anahtarını ehliyet ve liyakat sahibi olduğu için gayrimüslime veren bir millet bugün kenar mahalledeki okulun anahtarını ehliyet ve liyakat sahibi bir insana veremiyor diyor. Bunu kim söylüyor? Sayın Milli Eğitim Bakanı. Peki Sayın Bakan, elini tutan mı var ya? Bu sistemi kuracak olan icranın başında sizsiniz. Neden ehliyet ve liyakat esaslı, az önce üstünde ısrarla durduğum ehliyet ve liyakat esaslı sistemi oluşturmuyorsunuz? Peki yine 2023 vizyon belgesine ortaya konan birçok uygulama vardı. Mesela 3600 ek gösterge 100 günlük eylem planında da vardı. Memurların en önemli gündem maddelerinden. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim meydanlarında bunun sözünü de vermişti ama toplu sözleşme de geldi geçti. Yetkili sendika unuttu herhalde toplu sözleşmeye bunu getirmeyi. Dolayısıyla baktığımız zaman icraat noktasında işte lise yerleştirme sistemi, az önce söyledik, geçen sene herkes istediği okula yerleşeceklerinde. Bu sene o sıkıntıyı aşalım diye, yani meslek lisesi memleket meselesi. Bak, bunu çok meslek lisesinde 5 yıl idarecilik yapmış birisi olarak söylüyorum. Hangisinde görev yaptınız? Şehit Ömer Halis Demir. Eski, aslında 3 defa değişti ismi. Bir kız meslekti, sonra İlhan Parseker erkek meslekle birleşti. En son ben bıraktığımda Şehit Ömer Halis Demir'di. ve o okulda 5 sene görev yaptım. Şimdi gerçekten herkes doktor olacak, herkes öğretmen olacak, herkes avukat olacak, böyle bir şey şart yok. Ama
şunu özellikle ifade edeyim. Gerçekten Türkiye'nin ara eleman dediğimiz aranan insanlara ihtiyacı var. Yani meslek lisesinden işte bu son ortaya konulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koyduğu protokolden de yola çıkarsak gerçekten amacına ulaşılmak isteniyorsa bu noktada yapılması gereken şudur. Bu öğrencilerimizi yani eskiden sağlık meslek liselerini hatırlayın. Herkes oraya hatta Anadolu liseleriyle yarışır haldeydi. Neden? Liseyi bitiren öğrenci acil tıp teknisyeni veya hemşire olarak mesleğe başlayabiliyordu. Bu öğrencilerimizi hem uygulama anlamında sanayiyle işbirliği içerisinde yetiştirmek, aynı zamanda yetişen bu öğrencilerimizin iş bulma imkanının sağlanması gerekiyor ki meslek liseleri daha cazip hale gelsin. İşte bu kadar öğrenci Anadolu liselerine yönelmesin ve orada şimdi çok da büyük sıkıntı var. Meslek lisesindeki meslekçi arkadaşlarımız öğrenci sayısı azaldığı için norm sayısı azalıyor. Birçok arkadaşımız atıyorum makinacı, atıyorum torna tesviyeci veya atıyorum çocuk gelişim bölümündeki arkadaşlar, farklı motor bölümünde çalışan, görev yapan meslekçi arkadaşlarımız ciddi norm fazlası olma durumu söz konusu. Bu öğretmen istihdamı da olumsuz yönde etkiliyor. Dolayısıyla doğru çözüm burada meslek lisesi memleket meselesi ise gerçekten bunu ortaya koyabilecek somut uygulamaları hayata geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii yani. Sanayi kenti Bursa şu an biliyorsunuz ciddi anlamda o ara eleman dediğimiz aslında evet. Aranan eleman peşinde koşturuyorlar ve bulamıyorlar. Ama şu da var yani gençlerimiz de artık meslek liselerine rağbet göstermiyorlar. Hı hı. Yani kimse bir yağlı paslı makinenin başında iş yapmak istemiyor. Herkes masa başında, önünde laptopuyla, çayı kahvesi, ikram şeklinde rahat bir iş hayatı peşinde. Şöyle söyleyeyim, bunu neden oluşturduk? Yine biz oluşturduk. Tabii ki öyle. Yani şu an üniversiteli işsiz sayısı o kadar çok ki. Bizim sistemimiz yani yine sistemden kaynaklanan. Bir arkadaşım bir gün yanıma gelmişti ya işte çocukluk arkadaşım. Ben de iş arıyorum. Tamam dedim ya bir bakalım. Hani var mı bir işin? Yok dedi meslek. Ama dedi ben dedi öyle gidip fabrikada falan çalışmam. Müdürlük varsa dedi bana iş. İlkokul mezunu bir arkadaşım bunu söyledi. Var deseydiniz evet. Müdürlük var. O da ilginçti. Şimdi tabii Ziya Bey'in açıkladığı vizyon belgesine dönersek açıkçası bugün bu noktada tam uygulamalar yani icraatı göremedik. Biz artık Ziya Bey'den icraat bekliyoruz. O açıkladığı işte okul öncesiyle ilgili, ilkokulla okullaşma oranıyla ilgili bunları somut hale dönüştürmesini bekliyoruz. Popülerist ve gönül alan yaklaşımlardan ziyade artık yeterli sürede kat ettiğini düşünüyoruz biz. Artık icraat zamanının geldiğini geçiyor bile. Ve ben özellikle yönetici atamada ehliyet ve liyakat esaslı bir sistem. Öğretmen atama en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Biliyorsunuz 2011 yılına kadar yine sözleşmeli öğretmenlik vardı. O zaman Türkiye Eğitim Sen genel yetkiliyken bu sözleşmeli öğretmenliği biz kaldırttık. Herkes tekrar kadroluya döndü. Hatta sözleşmelilerin birçoğunda o dönemde 75 bin civarı sözleşmeli öğretmenin kadroya geçmesini sağladık. Fakat gelin görün ki 2016 yılında tekrar Milli Eğitim Bakanlığı kadrodan sözleşmeye geçti. Şimdi düşünün. 1000 zorlukta üniversite kazanıyorsunuz. Hı hı. 4 yıl üniversite okuyorsunuz. Yetmiyor, bitiriyorsunuz, KPSS'ye giriyorsunuz. Yetmiyor, bir de önünüze ne koyuyorlar? Mülakat koyuyorlar. Mülakattan sonra atanıyorsunuz. Daha önce 4+2 sözleşmeliydi. Şimdi 3+1'e indirdiler en son değişiklikte. Evet. 4 yıl sözleşmeli olarak çalışıyorsunuz. Ve mülakatlarda ciddi, en son mülakat hariç, ondan önceki mülakatlarda çok ciddi haksızlıklar yapıldı. Mesela 90 KPSS puanı alan bir meslektaşımıza, adayımıza 55-50 mülakat puanları verildi. Veya barajı zor geçmiş 60-65 almış bir öğretmen adayı arkadaşımıza 95-98 100 verilerek o atanması sağlandı. Dolayısıyla öğretmen atamada Türkiye Eğitim Sen olarak biz bütün atamaların kadrolu atama şeklinde yapılmasını istiyoruz. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılması. Ha devletimiz tabii ki eğer devlete, millete zeval olacak insan varsa ciddi bir güvenlik soruşturması. Devletin güvenlik güçleri var. Bunlar ciddi bir güvenlik soruşturması şahısla ilgili yapabilirler ve bu şekilde kadrolu atanmalı. Düşünün aynı öğretmen odasında kadrolu öğretmen var, sözleşmeli öğretmen var, ücretli öğretmen var. Şimdi geçen gün ücretli öğretmenlerle ilgili arkadaşlarımızdan çok yoğun bir talep var. Bunları da dile getirmemiz noktasına. Yani ücretli öğretmenlik resmen köle sistemi. Kesinlikle. Bakın
Düşünün, hiçbir sosyal güvenceniz yok. Sigortanız yarı yatıyor. İşte aldığınız ek ders ücreti 15 TL'lik bir ücret. Asgari ücretin bile altında yarı yarıya zor şartlarda arkadaşlarımız okuyor. Ama hemen yanında kadrolu olan, belki de sınıf arkadaşı olan bir arkadaşı onun 4 katı 5 katı maaş alıyor. İş güvencesi var. Dolayısıyla Sayın Bakan sözde ücretli öğretmenliğin şartlarını iyileştireceğini söylemişti vizyon belgesinde. Ama bununla da ilgili de herhangi bir somut adımı şu ana kadar göremedik. Ücretli öğretmenlerimiz de bu sözün takipçisi. Bunu da buradan özellikle ifade edelim. Büyük bir eşitsizlik var. Evet. Yani öğretmen atama sistemimizin de değiştirilmesi lazım. Hı. Yönetici atama. Şimdi öğretmenlerin yer değiştirmeleriyle ilgili de sıkıntılar var. Mesela sözleşmeli öğretmenlere biliyorsunuz baştan hiçbir şekilde tayin hakkı verilmiyordu. Sonra işte bizim sendikamızın bastırmasıyla beraber sağlık özür grubundan eşlerin buluşmasını sağlayacak atamalar yapıldı. Ama dediğim gibi 3 farklı öğretmen tipi düşünün aynı öğretmen odasında biz tek tip olmasını istiyoruz. Herkesin kadrolu eşit şekilde mesleğini icra etmesini istiyoruz. Dolayısıyla hem yönetici atama hem öğretmen atama sistemindeki bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi ki yaklaşık 700 bin meslektaşımız var atanmayı bekliyor. Yine Türkiye Eğitim Sen Genel Merkezimizin son yaptığı inceleme, geçen sene yaptığımız araştırmaya göre 154 bin ücretli öğretmenimiz çalışıyor. Şimdi buradan 3600'e geleceğim. 3600 ek gösterge verilseydi ne olurdu? Bugün emekliliği dolduğu halde devam eden yaklaşık 110 bin meslektaşımız var. 3600'ü bekliyorlar. Hatta bir kısmı artık ümidi kesti, bu yaz emekli oldu. Ama hala büyük bir oranda bekliyor. Mesela 3600 ek gösterge verirse bu emekliliği dolan meslektaşlarımızın büyük kısmı emekli olacak. Atama bekleyen gençlerimize atanma imkanı doğacak. Ama biz Sayın Bakan'dan şunu bekliyoruz. En son Sayın Genel Başkanımız da ifade etti. Yani en az 60 bin öğretmen ataması 2019 yılı içerisinde tekrar yapılması gerekiyor ki bu arkadan gelen meslektaşlarımız atansınlar, iş imkanı bulsunlar, öğrencileriyle buluşsunlar. Peki bu neden bu kadar arttı, 700 binlere dayandı? Bu da eğitim fakültelerinde ve üniversitedeki planlamanın eksikliğinden kaynaklandı. Yani siz sürekli ihtiyaç oranında öğrenciliği de fazla fazla alıp mezun ettiğiniz zaman bu sefer ne oluyor? Diplomalı işsizler ordusu ortaya çıkıyor. Bu sistemin de acilen giderilmesi gerekiyor. Okullarımızın fiziksel şartları az önce söyledim. Sadece Bursa değil, Türkiye'de ciddi bir derslik eksiği var. Tekli eğitime geçme var. 2019'da anlayışını ortaya koymuştu Sayın Milli Eğitim Bakanlığı ama şu anda Bursa'mızda hala ikili eğitim yapan, hatta aynı binanın içerisinde hem ilkokul hem ortaokul beraber eğitim gören okullarımız var. Bursa'da yaklaşık 120'ye yakın okulun, yeni okulun yapılması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. 2017 yılındaki rapora, yani oradaki Bursa Türkiye'de 6. olan 2523 derslik açığıyla ilgili olan rakama düşünün 13 tane yıkılan okulu ekleyin. Demirtaş Paşa ve Tophane gibi. Hı hı. Üstüne artan Suriyeli nüfusunu ekleyin. Üstüne bir de Bursa'nın sürekli göç alan bir kent olmasını ekleyin. Aslında bu derslik açıklığının daha da fazlalaştığını görüyoruz. Bunların giderilmesi gerekiyor. Okullarımızın en önemli sıkıntılarından bir tanesi de, şimdi belki birazdan soracaksınız bu kayıt olayları. Ona geleceğim. Onu en sona saklıyorum. Bir kayıt, bağış sistemi, bir de okullarımızın müstahdemlerin durumu. Şöyle, evet. Durumu. Yardımcı hizmetli, hı hı, güvenlik görevlisi sorunları var. Bunun yanında öğretmen meslektaşlarımızın biliyorsunuz şiddet olayları çok fazla. Maalesef. En son geçen sene çok elin bir Hasana'da yaşadığımız bir olay var. Bir müdür hanımız kurşunlandı. Bir müdür yardımcımız kurşunlandı. Hala davalar devam ediyor. Geçen gün davalarına biz katıldık. O süreci başından beri takip ediyoruz. Acilen eğitimciye şiddeti önleme kanununun, yani ciddi yaptırımları olan bir kanun çıkartılmasını bekliyoruz. Çünkü elini kolunu sallayan, canı sıkılan okula giriyor, öğretmene tokat atıyor, öğretmeni dövmeye çalışıyor. Sadece öğretmen değil ki, tüm kamu kurumlarının, daha doğrusu hayatın içinde bu şiddeti nasıl sonlandırırız, onun bir yolu bulunması gerek. Evet, ama bana daral geldi. Anlattığınız her şey o kadar insanın üstüne üstüne geliyor ki, hadi bir reklam arası verelim, sonra tekrar birlikte olalım. Sevgili misafirler, bugün çok hayırlı bir iş için toplandık. Bu iki arkadaşımız aynı yola beraber çıkmaya karar vermişler. Sen otomobil sürücüsü hanım kızım. İyi günde kötü günde motorlu arkadaşlarını sıkıştırmayacağına, sağına soluna girdiklerinde sinirlenmeyeceğine söz veriyor musun? Evet.
Peki sen motorcu kardeşim kaskını, eldivenini, dizliklerini takmadan yola çıkmayacağına söz veriyor musun? Evet. Peki sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet. O zaman ben de sizi motorcu dostu trafik hareketinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak yol arkadaşı ilan ediyorum. Yolunuz açık olsun. Hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. El ele verdiler, gece gündüz demediler. Bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar, kimsenin gidemediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde. Gökteki o hilal Türk Kızılay. Su hayatın özüdür. Hayatınızı böyle boşa harcar mısınız? Yarınınızı bile bile ziyan eder misiniz? Dünyanın iyi ellere ihtiyacı var. Suyun her damlasına kıymet verin. Suyu, yani hayatınızı israf etmeyin. Su güçtür, su güzelliktir. Su aşktır. Çocuklarımızın geleceği, sağlığı, mutluluğu hepsi suyun kaderinde. Su tasarrufu, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Suyu israf etme. Su varsa hayat vardır. Tarım ve Orman Bakanlığı. Günaysın'da yine sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Aysin Komitkan. Bugünkü konuğum Sayın Metin Eksüz, Türk Eğitim Sen Bursa Birinoğlu Şube Başkanı kendisi. Eğitimi konuşuyoruz. Eğitimde yaşanan olumsuzlukları maalesef hepimizin, çocuğu olan, okula giden, gitmeyen, gidecek olan herkesi yakından ilgilendiren bir konu. Meslek liselerini koyalım kenarıya, efendim işte fen liseleri. Sonuç itibariyle bu arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, Türkiye geneline baktığımızda sabah haberlerde de vardı. Hatta o öğretmenleri böyle izlerken gıptayla izledim. Mesela iki tane genç öğretmen okulun fiziki koşullarındaki yetersizliği harç kırıyorlardı. İşte efendim fayans döşüyorlardı, klozetleri kırıkmış, onları tamir ediyorlardı falan. Şimdi görevli yok. Bütçe yok. Dolayısıyla iş başa düşmüş. Öğretmenler bunu yapıyorlar. Ve şeyi çok güzeldi. Röportajında dedi ki öğretmen arkadaşımız, birileri bunu yapmalı. Ben öğretmenim. Öğrencilerim iyi koşullarda
eğitim almalı. Başka bir haberde öğrenciler okul binası yıkılmış, müteahhit firma kabasını yapmış ama iflas etmiş, inşaatı bırakmış, çekmiş gitmiş. Çocuklar konteynerde ders yapıyorlar. Konteynerde. Kış geliyor, anne babalar tabii çok üzgün ve tedirginler. Dolayısıyla hani bu yaşanan bu çağda, hani marka ülkeyiz diyoruz, işte Türkiye gelişen, büyüyen bir dev haline geliyor diyoruz. Ama hala konteynerde eğitim gören çocuklarımız var. Dolayısıyla bu fiziki koşullarla alakalı. Bursa ne durumda? Şimdi tabii yaraya parmak bastınız ama özellikle şunu ifade edeyim. Belki programın başından beri birçok olumsuzluktan bahsettik ama bu olumsuzluklar içerisinde en güzellikler de var. İşte az önce belirttiğiniz gibi fedakarca görevini yapan meslektaşlarımız, öğretmenlerimiz gerçekten saygıyı, hürmeti sonuna kadar hak ediyorlar. Ciddi zorluklarla, imkansızlıklarla, olanaksızlıklarla mücadele ediyorlar ve biz de zaman zaman ben sosyal medyamda da paylaşıyorum. Sendikasına bakmadan. Mesela gidiyorum, geçen sene bir okula gitmiştim. Okul ziyareti babında öğretmen arkadaşlarımızla görüşmek için. Baktım, iki tane beden eğitimi öğretmenimiz, ellerinde boya, alanı çiziyorlar. Çocuklara işte voleybol ve spor yapacakları alanlara ilgili. Elleri yüzleri boyanmış falan. Ben onları çektim, paylaştım. Çok da hoşuma gitti. Hakikaten fedakarca çalışan müdürlerimiz de var. Bakın elbette, tekrar söylüyorum. Elbette. Her ne kadar sistemin altını çizerek söylüyorum. Bu sistemin yanlışlığını vurguluyoruz. Şimdi malum sendika eğitim bir sender hep şöyle diyor. Ya siz bizim hep müdürlerimizi liyakatsiz diyorsunuz. Bakın bizim kişilerle sorunumuz yok. İçlerinde çok değerli müdür arkadaşlarımız, müdür yardımcısı arkadaşlarımız var. Altını çizerek söylüyorum. Bizim eleştirdiğimiz bu sistemin bu şekilde olması ve işlemesi. Bakıyorsunuz pırıl pırıl fedakarca çalışarak oluşturulmuş okullarımız da var. Yani yiğit öldür hakkını yememek lazım. Bunları da biz paylaşıyoruz. Yani zaman zaman gördüğümüz güzellikleri de ortaya koyuyoruz ama okullarımızın çok ciddi manada tabii desteğe ihtiyacı var. Şimdi her ne kadar sosyal devlet ilkesi gereği devletin bunları karşılaması gerekirken maalesef ben de yıllarca idarecilik yaptım. Ödeneklerde sıkıntılar oluşuyor, kırılan oluyor, dökülen oluyor. Şimdi herkes temiz okul istiyor. Evet. Çocuğum en doğal hakkı. Yani temiz bir okul olsun istiyor. İşte fiziksel şartları iyi olsun istiyor. Çocuğum her türlü imkana sahip olsun istiyor ama okulların da bu bağlamda sıkıntıları var. Yani burada yöneticilerin, okul yöneticilerinin sıkıntılarının başında yardımcı hizmetler sınıfı dediğimiz işte hizmetlisi, güvenlik görevlisi, işte pansiyon olan okullarda aşçısı, kadrolu eleman veya kadrolu çalışacak arkadaşlarımız yok buralarda. Yani dolayısıyla bu sefer ne yapıyor okullar? Hizmet alımı yoluyla, okul aile birliği hesapları üzerinden işte hizmetli alımı yapıyor veya işte güvenlik personeli. Biz mutlaka her okula devlet tarafından mutlaka bir tane kadrolu hizmetli ve kadrolu güvenlik görevlisinin mutlaka verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Okullarımızda çok ciddi manada güvenlik problemleri ve sorunları yaşanıyor. İşte en son geçen sene Hasanağa'da yaşadığımız olay malum hala izleri hem öğretmen camiasının hem öğrencilerimizin gözlerinin önünde hala silinmedi. Biliyorsunuz orada resmen bir katliam oldu. Bugün arkadaşlarımız ayaktaysa, hala sağsa Allah'ın yardımıyla oldu. İşte bir müdür hanım 8 kurşunla yaralandı. Müdür yardımcısı kurşunlandı. Okuldaki o psikolojiyi düşünün. Bir yıl geçti. Hala o psikoloji. Yeni bir müdür arkadaşımız atandı. İdareciler değişti ama hala atlatılmadı. Dolayısıyla bu tarz olayların olmaması için okul çevrelerindeki zararlı alışkanlıklara özendiren insanlar var. Ve okulun yani ciddi sıkıntılar var. Bu durumda da mutlaka okul yöneticilerimize ve okulumuza yardımcı olabilecek devlet tarafından kadrolu atanmış mutlaka yardımcı hizmetler sınıfından arkadaşlarımızın ve güvenlik görevlisinin mutlaka bulunması gerekiyor. Şimdi okullar bunları yapamayınca mecburen okul aile birliği kanalıyla yapıyor. Bu sefer de ortaya ne çıkıyor? Kayıt parası sorunu ortaya onlar çıkıyor. Onlar da biraz kantarın topuzunu kaçırıyorlar yalnız Sayın Başkan. Niye söylüyorum bunu? Her okullar başlama döneminde evet okul aile birlikleri devreye girerler. Efendim kayıt yaptıracak olan kişilere bağış niteliğinde makbuz öneriyorlar. Tamam, herkes katkıda bulunsun kendi bütçesi ölçüsünde ama. Yani siz şimdi belli bir rakamı insanlara dayatırsanız
ki bu rakamlar da çok düşük şeyler değil. Verebilecek insan var, veremeyecek insanlar var. Şimdi veremeyecek olanı verebilecek olanla tolere etmesi lazım bu okul aile birliği derneklerinin, kurumlarının. Bunu yapmıyorlar, dayatıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Her okulların başlama sürecinde size de oluyordur mutlaka. O kadar çok telefon ve şey alıyorum ki, mesaj alıyoruz ki biz gazeteciler. Hep şikayet. Niye? Tabii vatandaş da haklı. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, diyor ki bağış alınmayacak. Evet. Öğrencilerden kayıt parası alınmayacak. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı öyle söylüyor ama bütün okullarda bu var. Ha, okul yöneticileri haklı mı? Haklılar. Çünkü çok ihtiyaç var, para yok. Devletten gelen bir şey yok. Ne yapacak o ihtiyaç çocuğu, soğukta mı okula getirip götürecek? Yani orayı ısıtması lazım. Dediğiniz gibi temizletmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir sarmal içerisinde. Hani bu bedava Milli Eğitim Bakanlığı kitaplar veriyor. Valla bence artık onlardan vazgeçsinler de görevli versinler, güvenlik sağlasınlar. Çocuklar uyuşturucu bağımlı olmasınlar. Daha böyle insani koşullarda eğitim öğretim hakkını elde etsinler diyorum. Aysun Hanım, bu konuda Türkiye Eğitim Sen'in zaten 19. Milli Eğitim Şurası'nda karar altına aldığı bir talebi vardı. Biz bu konuda şunu söylüyoruz. Öğrenci başı her okula 120 TL. Tabii biz bunu bugünkü şartlara göre güncellenip ödensin. Emin olun okullardaki birçok problem ortadan kalkar. Yani bu noktada da devletin mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu öneriyi, daha önce karar altına alan Türkiye Eğitim Sen'in bu önerisini dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Ama özellikle yardımcı hizmetler ve güvenlik görevlisi noktasında da okulların sıkıntıları var. Mutlaka Sayın Milli Eğitim Bakanlığı her okula mutlaka kadrolu bir hizmetli ve güvenlik görevlisi göndermeli. Ama bu en az şeklinde söyledim. Tabii. Bazı okullarımız çok binalar, çok, çok geniş, büyük olan okullarımız var. Bu noktada da bu sayı artırabilir. Tabii yardımcı hizmetler sınıfında çalışan hizmetli, şoför, kaloriferci, bu arkadaşlarımızın da, memur arkadaşlarımızın da ciddi sıkıntıları var. Yani bakın, eğitim öğretime onlar da özellikle buraya gelmeden önce bu konu üzerinde durmamızı istediler. Eğitim öğretime hazırlık ödeneği var biliyorsunuz. Öğretmenler evet. alıyor dönem başında. Bu ay içerisinde ödenecek arkadaşlara. Ödeniyor şu anda. Maalesef yardımcı hizmetler sınıfına çalışan arkadaşlarımız bunlardan yararlanamıyorlar. Yani sonuçta biz eğitim çalışanları bir bütündür anlayışıyla hareket edersek, ki Türkiye Eğitim Sen olarak bunu savunuyoruz, biz eğitim çalışanları bir bütündür. Eğitim öğretim hazırlık ödeneğinin bu arkadaşlarımıza da verilmesini... Neden verilmiyor? Gerekçeni? Yani şu anda işte bunu fiili olarak eğitim öğretim yapan, işte kırtasiye alan, kalem, defter alan öğretmendir diye ödenmiyor ama biz bunun mutlaka bütün eğitim çalışanlarına ayrımcılık yapılmadan ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine yardımcı hizmetler sınıfında çalışan hizmetli arkadaşlarımızın mesela bir kereye mahsus sınavsız genel idari hizmetler sınıfına alınmasıyla ilgili biz daha önce dilekçe kampanyalar da yapmıştık. Bunun dışında ek göstergeden bu arkadaşların beklentileri var 3600 düzenlemesiyle ilgili olarak. Bunun yanında atama ve yer değiştirmelerle ilgili çok keyfi uygulamalar var memur ve hizmetli arkadaşlarımıza. Şunu unutmayalım, eğitimin bütün paydaşları, eğer eğitim bir sistemse hizmetlisiyle, memuruyla, şoförüyle, öğretmeniyle, müdürüyle bir bütündür. Bu arkadaşlarımız sanki böyle arka plana itilmiş gibi hissediyorlar. Bundan da Milli Eğitim Bakanlığı bu arkadaşları kurtarmalı. Mutlaka onları da memnun edecek ve sistemdeki memnuniyet oranı arttıracak düzeyde düzenlemeler yapmalıdır diye düşünüyoruz açıkçası. Peki Bursa'da okul açığı var ama var olan okullarda mesela bazı illerde bu sabah haberlerde seyrettim. Cemaat okullarından bahsediliyor hala. Bursa'da var mı mesela böyle bu tarz eğitim? Şimdi şöyle söyleyelim. Biz özellikle Sayın Genel Başkanımız hep vurgu yapıyor. Değerler eğitimi diye bir şey var biliyorsunuz. Fakat belli tarikat, cemaat veya işte dernek vakıflar bunları yapıyor. Biz açıkçası devletin öğretmeni bu değerler eğitimi çok rahat verebilir. Biz devletin okulunda devletin öğretmeni olan öğretmen arkadaşlarımızın, meslek arkadaşlarımızın değerler eğitimi noktasında vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarz işte vakıftır, dernektir, tarikattır, cemaattir, bu tarz işlerin okullara girmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce bu tarz yapılan protokollere itirazlarımız ve kazandığımız davalar da var. Yani biz bu noktada Bursa'daki eğitime baktığımız zaman tabii ki bunun içerisinde farklı yapılan özellikle özel okullarda bu tarz şeylerin olduğu söyleniyor ama biz açıkçası devlet okulları içerisindeki daha çok ilgi alanımız, sendikacılıktaki ilgi alanımız orası olduğu için devlet okullarıyla ilgili bu noktadaki önerimiz ve beklentimiz
Eğer değerler eğitimi veriliyorsa ve verilecekse ki bence bizlerce verilmeli, mutlaka bunun devletin öğretmenleri tarafından verilmeli. İşte böyle tarikat, cemaat, vakıf, dernek gibi unsurların okulların içerisinde yer almaması gerektiğini düşünüyoruz biz. Yani hep öyle düşünüyoruz da işte var mı yok mu böyle bir şey yani alıyor musunuz? Şu ana kadar elimize bu tarz böyle bir somut Bursa ile ilgili bir veri gelmedi. En azından böyle bir şansımız var diyelim. Peki hep böyle eğitim çalışanları, öğretmenler, işte görevliler, sendika üyeleri, öğrenciler. Öğrencilerden hiç şey alıyor musunuz, şikayet alıyor musunuz? Mutlaka velileri kanalıyla ulaşıyordur size tabii bir şeyler. Ya şimdi tabii öğrencilerle ilgili de mesela işte bu sınıf değiştirme olayları ciddi sıkıntı. Bu sene çok var. Mesela az önce size söyledim, arkadaşımın kızı. Yani çocuğun hiç haberi olmadan 8. sınıf öğrencisi sınıfı değiştirilmiş. Şimdi o çocuk arkadaşlarından koptu, öğretmeninden koptu ve 8. sınıf en önemli yılında çocuk bir anda depresyona girmiş durumda. Şimdi bazı Niye? Bölgelerde özellikle kalabalık sınıfların olması, az önce söyledik, o ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Bunun yanında tabii herkes çocuğunu iyi bir okula göndermek istiyor. Evet. Ama biz hep şunu söylüyoruz. En iyi okul çocuğa eve en yakın olan okuldur. Kesinlikle. Ama okulların da bölgesel ve semtsel anlamda ve fiziksel anlamda donanım açısından eşit hale getirilmesi gerekiyor. Yani insanlar neden Nilüfer'deki atıyorum X Rotary'yi, Abdurrahman Vardar'ı, Koç'u, Vahide Akdu'yu istiyor da ta Yıldırım'dan, Osman Gazi'den neden buraya gelmek istiyor da kendi mahallesinde kalmak istemiyor? İşte bunu da sorgulamak lazım. Buradaki o okullar arasındaki faktörleri, fiziksel, donanımsal, çevresel faktörleri de eşitlemek zorundayız. Eğer biz niye gelmek istiyorlar sizce? Yani sadece bu donanımlardan dolayı değil herhalde. Ya şimdi şöyle. Eğitim kalitesi mi? Yani tabii ki daha iyi fiziksel şartlarda, daha iyi bir sosyal çevrede. Aslında devletimizin öğretmenler arasında hiçbir fark yok. Yani ben Mardin'de de çalıştım, Bursa Erkek Lisesi'nde de çalıştım. Şimdi ben Mardin Kızıltepe'de çalışırken kötü edebiyat öğretmeniydim de Erkek Lisesi'ne gelince mi çok iyi edebiyat öğretmeni oldum? Yani, Erkek Lisesi'ne gelince daha tecrübeli olmuşsunuzdur. Yani şunu anlatmak istiyorum. Emin olun meslektaşlarımız, yani bugün Harmancık'ta çalışan da, Yıldırım'da çalışan da, Osman Gazi'de çalışan da, yani gerçekten fedakarca işini yapan arkadaşlar. Sadece şu var, işte okulların dediğim gibi sosyoekonomik düzeyleri, fiziksel şartları, daha böyle nitelikli, başarılı öğrencilerin tercih etmesi gibi etmenlerle tabii ki o okullar bir de yılların getirdiği başarı grafiğiyle ön plana çıkıyor. Ama yine de işin püf noktası ekonomiye dayanıyor. Yani temizliği, güvenlik görevlisi, şimdi o okullara gittiğiniz zaman pırıl pırıl görüyorsunuz. Kesinlikle öyle. İşte, yani buradaki az önce de altına çizerek söylediğim gibi okullarımız arasındaki bu farklılıkları ortadan kaldırmak, tabii hepsini eşit hale getiremesek bile o noktaya doğru yaklaştırmak zorundayız ki biz buna bu sorunu aşalım. Bence Milli Eğitim Bakanlığı yapması gereken, herkes adresindeki okula gitmeli gerçekten. Evet. Evet. Ama adresine giderken de okullarımızın o fiziksel anlamda, donanımsal anlamda ki o eşitsizliğini de ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum ben bu noktada. Tabii çünkü beraberinde başka sorunları getiriyor. Yani bir servis olayı gündeme geliyor. Öğrenci servisleri. Onlar da ayrı bir keşmekeş yani. Evet. Onların yaşadığı kavga geçen İstanbul'da ana habere kadar rant çıktı. Evet, evet, ciddi bir pasta var orada ve birbirlerine giriyorlar. Bunun faturasını çocuk ödüyor ama. Şimdi kantin fiyatlarının yüksekliği de gelen sorunlardan bir tanesi. Yine öğrenci velilerinden ve öğrencilerimizden bize aktarılan kantin fiyatlarının yüksekliği, servislerle ilgili. Daha sabahleyin benim kendi başkan yardımcısı arkadaşımız aynı servislerle ilgili sıkıntı ve sorun yaşadı. Yani onu çözmeye uğraşıyor. Dolayısıyla servislerle ilgili ciddi, evet, mesleğini gerçekten düzgün yapan arkadaşlarımız da var, elbette, ama bunun yanında devletin o noktada biraz daha ciddiye eğilmesi gerektiğini düşünüyorum ama burada tabii sorumluluğu da öğretmene yüklememek lazım. Yani öğretmen ders anlatacak, öğretmen işte servisçiyle ilgilenecek. Bence servislerle ilgili daha profesyonel anlamda bir bakış açısının getirilmesi, düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Okul servisleri de ciddi sorunlardan bir tanesi. Hem ücret bakımından veliyi zorluyor, evet, aynı zamanda hizmet kalitesi. Mesela arkadaşa diyor ki ben senin çocuğunu buradan almam. Ya kardeşim ben sana, yani almam dediği yer 500 metre. Evet. Yani şuraya, niye buraya kadar geliyorsun da buradan almıyorsun?
ben almam diyor. Buraya getirirsem buradan alırım götürürüm. Yani orada da ciddi bir öğrenci ve velilerden gelen sıkıntılardan bir tanesi de okul servisleriyle ilgili, okul kantinleriyle ilgili. Yine okulların, bazı okullarımız maalesef maddi sıkıntıdan dolayı hala fiziksel olarak eğitim öğretimi hazırlanmadı. Bahçe düzenlemesi yapılan, bir yandan eğitim görürken tamiratı, tadilatı yapılan okullar var. Bunun yanında işte Anadolu liselerindeki kontenjan dışı, yani bakanlıkla reysen yerleştirmeye bağlı olarak işte fiziksel kütüphaneyi kapatmak veya atıyorum oradaki laboratuvarı kapatıp sınıfa çevirmek zorunda kalan okullarımız var. Hala Bursa'da ikili eğitim gören birçok okulumuz var. Bırakın ikili eğitim gören, ilkokul, ortaokul aynı binayı kullanan okullarımız var. Dolayısıyla bunların giderilmesi, bu sorunların mutlaka çözülmesi gerektiğini inanıyoruz. Ha, bu noktada da tabii her şey maddiyata dayanıyor. Evet. İşte birçok kapıyı çaldığımızda hani neden böyle diyoruz? Hani şu şekilde yapılamaz mı? İşte şu anda biliyorsunuz tasarruf tedbirleri var deniliyor ve bu şekilde bu olay geçiştirilmeye çalışılıyor. Eğitimde tasarruf olmaz. Yani olmamalı. Aynen o sözünüze katılıyorum. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Eğitimde tasarruf olmaz. Kesinlikle. Yani her şeyden tasarruf yapalım ama eğitim ülkemizin geleceğidir. Eğitim yani bu çocuklar, bu gençler bizim ileriye taşıyacak insanlardır. Dolayısıyla mutlaka eğitimde atılması gereken adımlar atılmalı ve tasarruf tedbirleri başka alanlarda uygulanmalı diyoruz. Kesinlikle. Hadi biz de o zaman tasarruf etmeyip gidip para kazanalım. Biraz reklamdan sonra yine birlikte olalım. Nereden geldiğinin ne önemi vardı? Ya da nasıl geldiğinin? Neden geldiğini hiç sormadık. Ya da ne kadar kalacağını? Kiminle geldiğinin hiç önemi yoktu. Ya da ne getirdiğini? Kaç yaşında olduğuna da bakmadık. Ya da nerede doğduğuna, siz bize, biz size ne iyi geldik. İyi ki geldiniz Darül Aceze. Hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarca seklendi. Varını yoğunu ortaya koyan, ihtiyaç sahibi kim olursa olsun onlara yardım etme sözü veren iyi insanlar. El ele verdiler, gece gündüz demediler. Bir oldular, birlik oldular. Dünya değişti, onlar iyilikten vazgeçmedi. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Giderek çoğaldılar, kenetlendiler. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar, yeri geldi kanlarını. Barışın, huzurun elçisi oldular. Sınırları aştılar, kimsenin bilmediği yerlere ulaştılar. Din, dil, ırk ayırmadılar. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi içindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde.
gökteki o hilal Türk Kızılay. Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi bak, televizyon hazır. Hep buyur. Bu sonla biterdi. Kahraman! Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi. Kahraman, kahraman bak televizyon hazır, buyur artık. O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Evet, Günaysın'ın son bölümünde ben Aysın Komitkan, konuğum Metin Öksüz'le beraberiz. Eğitimi konuşuyoruz efendim, neyini konuşuyoruz? Eğitimde o kadar çok konuşulacak şey var ki, ama biraz isterseniz toplu sözleşmeye girelim bakalım. Evet, şimdi Aysın Hanım, ona girmeden önce birkaç şeyle Bursa'da eğitimi toparlayalım isterseniz. Özellikle derslik açığına değindik, kalabalık sınıflara değindik. Bir de öğretmen açığı var. Bursa'nın yaklaşık 5000 öğretmene ihtiyacı var. 5000? Evet. Biliyorsunuz ilk atamada çok fazla öğretmen gelmiyor Bursa'ya. Dolayısıyla ilk atamaya açık olmadığı için orada bir sıkıntı var. Ücretli öğretmenlerle bu açıkları giderilmeye çalışıyor. Ama bunun yanında bazı okullarda da özellikle bu norm güncellemeleriyle ilgili Türkiye Eğitim Sistemi olarak biz daha önce de bunu söylemiştik bakanla. Bu normlar bence bizce Nisan ayı içerisinde yani il içi, iller arası atamalar başlamadan güncelleme. Düşünün bakın Ekim ayında normlar güncelleniyor. Sonrasında emekli olan oluyor, gelen oluyor, giden oluyor, öğrenci sayısı azalıyor ama aynı normla beraber il içi oluyor, il dışı oluyor, yazın bütün atamalar, özür grubu bitiyor. Sonra bir bakıyorsun okula normalde müzik açığı yokken fiili norm açık gözüktüğü için bir müzik öğretmeni geliyor. Veya bir edebiyat öğretmeni geliyor. Mevcut o okulda 3 yıldır, 5 yıldır çalışan öğretmenlerin hizmet puanı yüksek olduğu için o okulda kalıyor, diğeri norm fazlası durumuna düşüyor. Dolayısıyla norm fazlası duruma düşen öğretmen arkadaşlarımız var. Öğretmen açığının ücretle öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığı belli branşlar var. Özellikle bunu da ifade edelim. Bunun yanında soruşturmalar, biliyorsunuz teftiş sistemi değişti. Eskiden müfettişler soruşturmaları yürütüyor. Şu anda muhakkikler. Yalnız orada da ilginç şeyler yaşıyoruz. Biz şube başkanları ve yöneticileri olarak zaman zaman il disiplin kurullarında üyelerimizin işte ceza dosyalarını görüşüyoruz. Orada da ciddi bir kayırmacılığın olduğunu görüyoruz. Düşünün, ben Türkiye Eğitim Senli öğretmenim, okul müdürüm, eğitim bir senli. Evet. Biz bir sorun yaşıyoruz. İşte öğretmen benim ders programıma taktı bana, benim ders programı bozdu. Ben bunu şikayetçi oluyorum. Veya müdür benden şikayetçi oluyor. İlginçtir, muhakkik olarak atanan müdürlerin zaten müdürlerin %95'i eğitim bir sene olduğu için yan okulun müdürü, yine benim arkadaşım, dostum, yani müdürün dostu muhakkik geliyor. Şimdi o kadar ilginç şeyler yaşıyoruz ki dosyalarla ilgili. Hakikaten bunları daha sonra mahkeme kararıyla da tescil ettiğimiz için arkadaşı bu soruşturmaya bağlı olarak çok basit bir uyarı cezası verilen bir soruşturmada arkadaşı tutup Özlüce'den, Nilüfer'deki okuldan Şirin Evler'e, Yıldırım'a, bilmem Gemli'ye, Gürsu'ya gönderiyorlar. Sonrasında ne olur? Mahkeme açıyoruz. Biz bu davaları kazandık. En son ismini vermeyeyim. Saadet Keser İlkokulu'na, daha önce Yıldırım'da çalışmış bir öğretmen arkadaşımız Saadet Keser İlkokulu'na atandı. Sonra 2-3 tane velinin, bakın 30 kişilik sınıfta herkes bir herkesi beğenmek zorunda, 2-3 tane velinin şikayet üzerine bu öğretmenle ilgili, öğretmen arkadaşımızla, üyemizle ilgili soruşturma açıldı. Ve soruşturma neticesinde önce ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bu öğretmen arkadaşla ilgili herhangi bir ceza işleme gerek yoktur diye okula resmi yazı geliyor. Evet. Soruşturmanın kapandığı düşünülüyor. Birinci dönem tatile giriyor, ara tatile giriyor. Öğrenciler dönüyor. Öğretmen ikinci döneme başlarken öğretmenlerine dosya veriyorlar. Senin soruşturmaya bağlı olarak görev yerin değiştirildi. Yıldırım'daki başka bir yere gönderiyorlar. Ya diyor, bana daha önceki ceza kağıt geldi. Herhangi bir ceza işlem uygulanmadı, etmediğine dair. Neden böyle bir şey oldu diyor.
Ve diyorlar ki aslında bizde vicdanın aslında böyle olmamalı, oldu. Git mahkemeye. Bakın aslında bunu verenler de bunu kabullenemiyorlar. Gittik mahkemeye, ne oldu? Arkadaşımızın hem cezasını il disiplin kurulundan kaldırıldık. Ya uyarı, basit bir uyarı cezası. Hem de o arkadaşımız tekrar geri döndü. Peki arada kaç yıl geçti? Arada 7-8 ay arkadaşımızın kaybı oldu. Düşünün, Yıldırım'dan zaten ev taşımış yeni stadyumun olduğu, evet, dik kaldırım bölgesine. Şimdi tekrar geri gidince bir daha geri gitti. Sonra şimdi tekrar mahkeme kararıyla geri döndü. Dolayısıyla arkadaşlarımızı bu soruşturmalar ciddi manada rahatsız etmekte, yormakta. Bu durumda da özellikle adil olması noktasında sıkıntıların olduğunu arkadaşlar düşünün. Başka bir örnek vereyim. İsim vermeyeceğim. Yine bir soruşturmaya bağlı olarak eğitim bir sene üyesi bir okul müdürü ve müdür yardımcısının kararnamesi çıktı. Öğretmenliğe döndürülmeyle ilgili. Yani idarecilik görev üstlerinden alındı. Evet. Bu kararnameler ilçeye dolaştı, okullara dolaştı. Ama ne hikmetse sonra bir gizli el devreye girdi. Bu kararnameler iptal edildi ve bu arkadaşlar tekrar müdür olarak göreve devam ediyor. Dolayısıyla bu farklı uygulamalar, sendikaya, kişiye göre farklı uygulamalar bizim üyelerimizi, Türkiye sevdalısı, vatan sevdalısı, bu ülke için söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen Türkiye Eğitim Sen üyelerini üzmekte. Ha, biz bunların peşini bırakıyor muyuz? Hayır, bırakmıyoruz. Hukuksal anlamda belki de Bursa'da en çok dava kazanan, üyesinin hakkını, hukukunu sonuna kadar arayan. Siz program başına bir şey söylemiştiniz. Malum yetkili Eğitim Bir Sen işte makam, mevki verebiliyor. Müdür yardımcı, siz ne öneriyorsunuz? Biz insanlara dik duruş diyoruz. Hakkını, hukukunu sonuna kadar savunma diyoruz. Ve bu noktada da bugüne kadar attığımız adımlar, bugün hala Türkiye Eğitim Sen 8 bin üyeyle dimdik ayaktaysa, Türkiye'de 210 bin üyesiyle dimdik ayaktaysa, bu kadar baskıya 17 yıllık unsuruna özellikle oluşturulan bu adalet ve liyakatten uzak anlayışa rağmen hala dimdik ayaktaysa, bundaki en önemli etmen Türkiye Eğitim Sen'in mücadeleci gücü ve gerçekten üyesinin ve eğitim çalışan, sadece üyemiz değil, gerçekten mağdur olan kim varsa biz bugüne kadar koştuk. Haksızlık nerede varsa koştuk. Çünkü biz hepsini meslektaşımız olarak görüyoruz. Alanlarda da şunu söylüyorum. Formalarımızın rengi farklı olabilir ama dertlerimizin rengi ortak. Dolayısıyla biz bu ortak dertlerimize ortak çözüm üretmek zorundayız. Bursa ile ilgili olarak da Türkiye Eğitim Sen 1 ve 2 nolu şube olarak kararlı bir şekilde, güçlü bir şekilde her zaman üyemizin yanında, üyemizin hakkını, hukukunu koruyarak, doğruları alkışlayarak ama yanlışları da mutlaka eleştirerek ve gereğini yaparak bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Derdimiz ülkemiz, başka bir Türkiye yok. Biz de onun için diyoruz ki Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Peki, evet, şey var mı? Toplu sözleşmeye geçmeden önce bir şey sormak istiyorum. Bu mesela şu an kaç dava ile ilgileniyorsunuz? Sizin yani açtığınız şöyle ya da açılan. Yani şöyle söyleyeyim. Mevzuat sekreterimizde resmi rakamlar ama şimdi ortalama, sadece dava değil. İdare il disiplin kurulunda veya İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nda görüştüğümüz olayla var. Memurlarımız ve öğretmenlerimizle ilgili. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim. 100'e yakın son 2019 yılı içerisinde ben sadece şahsım, ki başkan vekilimiz de yardımcımız da aynı şekilde 100'ün üstünde şu ana kadar idari soruşturmayla ilgili il disiplin kurullarına girdik. Bursa'da ortalama net rakamı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne alıştınız ama 6000 soruşturmanın yaşandığını, 2018 yılında 6000 civarı soruşturmalık mevzunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla adli olarak şu an itibariyle avukatlarımıza intikal etmiş yaklaşık 20-25 tane dava var. Bunlar devam ediyor. Sadece 2019 yılı için. Sadece bizim sendikamız. Düşünün, bunlar devam ediyor. Bunun yanında tabii ki yöneticilikle ilgili olan sıkıntılarla beraber bütün, yani eğitimin bütün boyutlarına baktığınız zaman yine 100'e yakın arkadaşımızın sadece 2019 yılı için adliye koridorlarında hak arama mücadelesi içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu soruşturmaların daha adil bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Biz kimseden torpil beklemiyoruz, iltimas beklemiyoruz, ayrımcılık beklemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızdan fazlasını asla istemiyoruz. Bunu özellikle altını çizelim. Ama yani şu son yapılan uygulamalara, özellikle proje okullar atamalarına baktığınız zaman, yapılan uygulamalarına baktığınız zaman kurt kuzuya şah olsa böyle paylaşım yapmaz dedirten uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ha, bunların yaptığı bu haksız ve hukuksuz uygulamaların da sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bunlar da zaman zaman zaten kamuoyuyla da
paylaşıyoruz sizlerle de. Evet. O yüzden bu yeni çıkarılması planlanan ve üzerinde çalışılan yargı reformu gerçekten çok önemli. Hakikaten adaletle ilgili, yargıyla ilgili bir güven kaybı yaşıyoruz her anlamda bir vatandaş ve bireyler olarak. Dolayısıyla umarım bu yargı reformu tüm bu haksızlıkların önüne geçer ve son noktayı koyar. Hadi toplu sözleşmeyle bitirelim sohbetimizi. Evet, sabah sohbetimizde rakamlardan bahsetmiştiniz. Tekrar arkadaşlarımızın ve izleyicilerimizin duyması açısından onları bir tekrarlarsanız memnun olurum. Yani onları birazdan konuşuruz sizinle evet. Beraber ama toplu sözleşme konusunu gerçekten önemsiyorum. Şimdi şöyle, şimdi neden bunu özellikle söyleyeyim? Bakın, sendikacılık niçin yapılır? Yani bizler niye sendikaya üyeyiz? Niye sendikacılık yapıyoruz? Niye varız? Sendikacılık memurun, çalışanın sosyal hakkını, ekonomik hakkını, özlük hakkını korusun diye. Şimdi 5 dönemdir yetkili olan ama bir türlü toplu sözleşme masasında etkili olamayan bir memur sen konfederasyonu, onun da eğitim konudaki temsilcisi eğitim bir sen var. Şimdi doğalgaza son bir ayda %32 zam yapıldı. Evet. Elektriğe %38,5. Dün akşam zaten benzin ve motorine gelen zamları gördük. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Ya şimdi bu ortam içerisinde öğretmenin, memurun kafası rahat olmalı. Ekonomik anlamda rahat olmalı ki kendini işine verebilsin. Ama bugün birçok meslektaşımızın ek iş yaptığını biliyoruz. Yani dolayısıyla bakıyorsunuz çıkan enflasyon rakamları ortada. Memura verilen ne? %4+4 2023 yılı için, 2021 yılı için %3+3. %14 böldüğün zaman 3,5 çıkıyor. Bu 3,5 da bayağı bir biliyorsunuz son günlerde popüler hale evet. geldi. Şimdi başka bir kazanım var mı? Şimdi 30 günlük pazarlık süreci vardı. 20 günlük pazarlık sürecini, bunları Kamusal Genel Başkanımız hepsini açıkladı. Bunlar var. Orada arkadaşlarımız da isteyen arkadaşlarımız bu bilgileri sosyal medyadan ve web sitelerimizden ulaşabilir. 3600 ek gösterge yok. Vergi dilimleri, bakın, zam oranları kadar en önemli unsurlardan bir tanesi vergi dilimleridir. Vergi dilimleriyle ilgili bir düzenleme yok. Emeklilik yaşa takılanlarla ilgili yok. Aldığımız kurs ücretleri ek derslerin emekli kesenine yansıtılması. Bakın, bunlar vergi dilimine giriyor. Emekli kesenine yansıtılması, bununla ilgili herhangi bir şey yok. Sözleşmelilerin kadroya geçmesiyle ilgili bir şey yok. Yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetler sınıfına sınavsız geçmesiyle ilgili bir şey yok. Açıkçası işte resmi gazetede yayınlandı. Sıfır kazanımlı bir toplu sözleşme. Şimdi ben buradan özellikle yetkili sendikaya üye olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Şimdi bu yetkili konfederasyon 1 milyon üyemiz var diye caka satıyordu. Peki toplu sözleşme masasında etkisi ne oldu? 3,5. Yani sendikacılık, peki iş bırakma eylemi yaptınız mı? Kamusal Genel Başkanımız dedi. İş bırakma eylemi yapın kardeşim. Biz sonuna kadar destek vereceğiz. Hiçbir şey. Ankara'da 2 saatlik bir göstermelik iş bırakma. Bir de cüzdan attılar. Ondan sonra şimdi alanlarda şunu diyorlar. Biz ne yapalım kardeşim? Biz mücadele ettik işte, hükümet vermedi. Yani hükümet, hak verilmez, alınır. Alınır. Sen ne yaptın? Yani şimdi o zaman böyle bir mantıkla yaklaşıldığı zaman insanların sendikalara duydukları güven azalıyor. Siz iş bırakma dahil bütün argümanları kullanırsınız. Ondan sonra dersin ki kardeşim biz sonuç alamadık. Ama siz zaten bu hakim heyetine gittiği zaman zaten hükümetin orada oy çokluğu var, sayısal üstünlüğü var. Bu sonucun çıkacağı zaten ortadaydı. İğneden ipliğe her şeye zam varken bu bir sendikacılık başarısızlığıdır. Hiç kusura bakmayacaklar, hiç çamura da yatmayacaklar. Ha, burada iş üyeye düşüyor. Şimdi o sendika üye arkadaşlar şunu düşünmeli. Sendikaları uyarmanın yolu şudur. Üye olup destek olursun ama o üye olduğun sendika bunun hakkını veremezse 3 Nisan istifa formunu imzalarsın, gereğini yaparsın. Şimdi burada sendikacılar şuna bakacaklar. Bu yapılan başarısız toplu sözleşmeye rağmen dün daha doğalgaza, elektriğe, motorine, benzine, iğneden ipliğe yapılan zamlara rağmen ekonomik olarak cebine bakacak. Ondan sonra diyecek ki kardeşim ben sana yıllarca üye oldum, destek verdim ama sen bu işi beceremedin. 5 dönemdir toplu sözleşme masasında hiçbir icraat ortaya koyamadın. Al sana bir kırmızı kart diyecek. Eğer bu tepkiyi üye gösterirse emin olun bu kadar
toplu, bundan sonraki toplu sözleşmelerde bu kadar rahat hareket edemeyecekler. Ama üyeler yine al gülüm ver gülüm bu şekilde hala üye sayısını koruyup ve arttırırsa sendikacı olarak şöyle düşünecek. Demek ki ben doğru yapıyorum. %4 de alsam, 3 de alsam bu insanlar bize üye oluyor. Gerek yok çok kendimi yormaya. Onun için burada sendikaları ateşleyecek, harekete geçirecek olan üyedir. Üyenin reaksiyonudur. Ki bizim üyelerimiz bu noktada ben Türkiye Eğitim Sen üyelerine teşekkür ediyorum. Onlar her zaman hakkın ve hukukun yanında yer aldı. Yani bizim en büyük gücümüz üyelerimizdir. Dolayısıyla 8000 üyemizle biz gurur duyuyoruz. Türkiye'deki 230 bin Türkiye Eğitim Sen üyesiyle, 420 bin Kamu Sen üyesiyle biz gurur duyuyoruz. Hakikaten üyelerimiz bizler hatalar, yanlışlar yaptığımız zaman bizim karşımıza dikilip bak bu konuda şöyle yapmalıydın veya şu konu şöyle olmalı diye bize uyarı görevlerini zaman zaman yerine getiriyor. Ben bu noktada bu kadar başarısız olan 3600 ek göstergenin ki seçim meydanlarında sözü verildi, 100 günlük eylem planı alındı, 2. 100 günlük eylem planına hala bunun bu toplu sözleşmede elde edilmemiş olmasını, vergi dilimleriyle ilgili bir düzenlemenin yapılmamış olmasını, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunların çözülmemiş olmasını, velhasılı bir önceki toplu sözleşmeden bu toplu sözleşmeye herhangi bir ekstra kazanımın olmamasını memur arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın, eğitimcilerimizin genel manada iyi değerlendirmesi ve gerekli uyarı görevlerini yani o sendikanın da titreyip kendine gelebilmesi için bunu yerlerine getirmeli ve gerçekten kendileri için çalışan, gayret eden, gecesini gündüzüne katan bizler gibi arkadaşlara Türkiye Eğitim Sen'e ve onlar için mücadele eden Türkiye Kamu Sen'e mutlaka destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. İstifa var mı? Yani biz şöyle istemedik. Yani çok ufak bir kıpı yani şu anda biz alanlardayız. Yani yoğun bir şekilde anlatıyoruz. Bizim görevimiz var. Bu. Okullara gezmek, kurumlara gezmek, anlatmak, karar eğitim çalışanlarının. Ama bunca dert formalarımızın rengi farklı ama dertlerimizin rengi ortak. Bu noktada da gerekli tepki. Yani başarı varsa tabii ki desteklenir. Ama başarısızlıkta ceza kesmesi gerekirken maalesef o noktada biz anlatıyoruz. Belli oranda buna tepki gösterip buna bir reaksiyon gösteren arkadaşlarımız var. Yeni üye katılımlarıyla sendikamız daha da güçleniyor şu an itibariyle. Ama biz daha fazlasını bekliyoruz ki en azından bütçe görüşmeleri var 1 Ekim'de. Hala çok şey kaybedilmiş değil. Sendikalar bu noktada Türkiye Kamu Sen üstüne düşeni yapacaktır. Türkiye Eğitim Sen yapacaktır. Bütçe görüşmelerinde en azından şu son ekonomik veriler doğrultusunda %4+4, 3+3'ün memuru sefalet zammına mahkum ettiği ortamda ek zam talebi dillendirilebilir. Bu noktada bütçe görüşmeleri esnasında toplu sözleşmede elde edilemeyen hakların belli oranda giderilmesi, telafisi belki sağlanabilir diye düşünüyorum ama burada özellikle tekrar altını çizerek söylüyorum. Sendikaları harekete geçiren bizim gücümüz üyelerimizdir. Üyelerimizden aldığımız güçle ayakta duruyoruz. Dolayısıyla bu noktada toplu sözleşmeden rahatsız olan o sendika üyelerinin mutlaka bir reaksiyon göstermesi, bir uyarı niteliğinde gereğini yapması gerekiyor. Çünkü hep beraber kaybediyoruz. Bu şartlar altında memur ezilmiştir. Sefalet zammına, sosyal ve ekonomik anlamda veya özlük hakları bakımından ciddi kazanımsız biten bir toplu sözleşme olmuştur ki bunu zaten dünkü zamlardan sonra bugün aracına mazot alan, benzin alan, yarın işte bir ay sonra doğalgazını açacak olan memur arkadaşım çok rahat görecektir. Cebine nasıl dokunduğunu görecektir. Yüksek İstişare Kurulu üyelerine verilen zamlar ortadayken, vekillerimize verilen zamlar ortadayken biz memur olarak da onlar kadar istemiyoruz ama en azından hakkımızın verilmesini istiyoruz. Biz çünkü ciddi bir emek ortaya koyuyoruz. Alın teri ortaya koyuyoruz. Ülkemizin geleceği olan bakın insanları çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu noktada bu işi yapan fedakarca çalışan arkadaşlarımızın da hak ettiği sosyal, ekonomik, özlük haklarına sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Onun için de sendikacılığa bakarken bütün arkadaşlarımıza sesleniyorum. Sizin için çalışan, sizin için dertlenen, sizin için gecesini gündüzüne katan insanlar var. Biz herkesin doğumudur, cenazesidir, düğünüdür, her şeyine koşuyoruz. Mesai kavramı ve saat mefhumuna asla takılmadan. Dertleriyle dertleniyoruz. Bu noktada da hak ettiğimiz desteği görmek istiyoruz. O zaman belki birçok şey Türkiye'de düzelebilir sendikacılık bağlamında. Evet, sendikacılık özellikle bu son hem memur hem işçi toplu sözleşmelerinde aslında biraz da kan kaybetti maalesef.
Bakalım gelecekte neler olacak. Daha konuşacak çok şey vardı ama ne yazık ki yayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. En kısa zamanda tekrar bir program konuğumuz olursanız eğer eksik kalanları da tamamlamış oluruz. Dileyelim güzel bir Bursa olsun. İnsanlar eşit haklarda eğitim alsınlar. Eğitim çalışanları da kendi özlük haklarını maddi manevi olarak hak ettikleri biçimde alıp ek işler yapmak durumunda kalmasınlar. Çünkü beni en çok üzen kısmı o gerçekten. Bizim için asla ve asla vazgeçilmez olan ve en çok itibarı hak eden öğretmenlerimizin çarşıda pazarda limon çorap satması beni yaralıyor bir insan olarak. Dolayısıyla o insanların da insani koşullarda yaşam şartlarının en kısa zamanda oluşmasını ancak temenni edebiliyoruz şu an için. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Bizlere bu fırsatı ve imkanı verdiğiniz için, eğitim çalışanlarının sesi olma imkanı sağladığınız için. Tabii biz yanlışları ifade etmeye, doğruları söylemeye, doğrular olduğu zaman alkışlamaya devam edeceğiz. Dileğimiz, ümidimiz, beklentimiz başka Türkiye yok, başka ülke yok. Biz bir ve beraber aslında bu sorunları ve problemleri samimiyetle ortaya konulduğu zaman çözebilecek güce de sahibiz. Yeter ki o samimiyeti, o isteği, o beklentiyi görelim. Biz her zaman Türkiye Eğitim Sen olarak bu noktada Türkiye sevdamız için, ekmek kavgamız için her zaman o iradeyi ortaya koyacak güce sahibiz diyoruz. Teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Evet sevgili izleyenlerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün de gün aysının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah 10.30'da yeni konuğumuzla, yeni gündemlerimizle yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın.